Petrol bilindiği üzere dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biridir ve özellikle 1800'lü yıllarda motorun icadı ile birlikte önemi iyice artmış ve dış güçler dünya ekonomisini petrol üzerine kurmaya başlamıştır. Son zamanlarda Abdülhamit Han'ın petrol haritası bölgede yaşayan olaylar nedeniyle arka planı düşünüldüğünde tekrar gündeme gelmiştir. O dönem Osmanlı bu alanda araştırmalar yapmış, bu araştırmalar her ne hikmetse rafa kaldırılmıştır. 1800'lü yılların son çeyreğinden Abdülhamit Han, Osmanlı toprakları içerisinde bulunan ve bugün dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Irak'ta, Güneydoğu'da yurt dışından getirttiği jeofizik mühendisleri ve de kendi görevlilerine çeşitli çalışmalar ve analizler yaptırmış, tam 65 noktada petrol rezervinin bulunduğu bir harita ile bu çalışmaları belgeletmiştir. Zamanında rafa kalkan bu projeyi 2002 yılında bir Alman tarihçi başkanlığındaki heyet 15. Türk Konferansı'nda gündeme getirmiş ve ardından Türkler tarafından çalışmalar hızlandırılmıştır. Özellikle Güneydoğu'da bulunan harita noktaları önemli petrol rezervi olarak işaretlenmiş, hatta Siirt Eruh'ta Abdülhamit Han'ın petrol haritasından yola çıkılarak 2014 yılında yapılan petrol araştırmasında haritanın belirttiği yerde çok büyük bir petrol rezervi bulunmuş ve buradan yola çıkan dönemin Siirt valisi Abdülhamit Han'ın petrol haritasının kesinlikle doğru olduğunu ifade etmiştir. Abdülhamit Han'a dönemin fizikçileri tarafından 1902 yılında sunulan ve harita ile petrol çıkarma çalışması yaptırılmak istenmiş, ancak mühendisler bu çıkarılacak petrolün harcanan masrafı kurtarmayacağını düşündüklerini söylemişlerdir. Bunun üzerine Abdülhamit Han kendi özel bütçesinden bu hizmetin karşılanması için talimat verdiği rivayet edilse de proje bilinmeyen bir nedenle rafa kaldırılmıştır. Projede özellikle Musul ve Kerkük'te çok yüksek değerli petrolün bulunduğu haritada gösterilmiş ve bugünkü kaynaklarda haritayı doğrulamaktadır. Haritanın belirttiği noktaların aslında kasten dış güçler tarafından yanlış gösterildiği ve bilerek hatalı tespitler yapıldığı iddia edilse de bir kısım tarihçi bu haritadan yola çıkılarak bugün özellikle Irak'ta petrol arama yapılmaktadır. Bir kısım tarihçi haritanın doğruluğundan şüphe ederken birçok uzman ise haritanın çok net bir tespitte bulunduğu ve dış güçlerin bu yüksek rezervin değerlendirilmesine engellediği öne sürülmektedir. Haritada 14 kadar nokta bugün sınırlarım içerisinde kalmaktadır. Abdülhamit Han'ın petrol haritasından yola çıkılarak bölgemizde ve haritanın işaretlendiği yerlerde dönen oyunlar göz önüne alındığında ne kadar büyük bir oyunun sahnelendiği gözler önüne serilmektedir.